Abdülkadir Selvi, İstanbul Sözleşmesi anketinden ne çıktı? Muhafazakar kesimde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi bir tartışma yürüyor. Tartışmanın merkezinde ise AK Parti var çünkü İstanbul Sözleşmesi AK Parti döneminde imzalandı. Kadına şiddeti düzenleyen 6284 sayılı kanun AK Parti iktidarınca çıkarıldı. AK Parti'de bir grup İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliği meşrulaştırdığını savunuyor. Mahkemelerin kadına şiddet adına verdiği bazı kararların ailenin yıkılmasına yol açtığını savunuyorlar. Bir grupsa İstanbul Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muameleye maruz kalan kadınlara koruma sağladığını savunuyor. Şikayet edilen uygulamaların mahkemelerin verdiği kararlardan kaynaklandığını ifade ediyor. Siyasi irade henüz bir karar aşamasına gelmiş değil ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuyu kafasında şekillendirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Zaman zaman güncel tartışmalarla ilgili kamuoyu araştırmalarını yayınlıyorum. Erol Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı Argetus Araştırma, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir araştırma yapmış. Araştırmanın detaylarını paylaşmadan önce İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı yasayı tekrar okudum. Çünkü araştırmada Türk halkının yoğunlukla tartıştığı İstanbul Sözleşmesi'ni pek bilmediği ortaya çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi biliniyor mu? İstanbul Sözleşmesi'ni hiç duymadım diyenlerin oranı %67.9 çıkıyor. Duydum ama okumadım diyenlerse yüzde %16.3 ediyor. Böylece İstanbul Sözleşmesi'ni bilmeyenlerin oranı %84.2'ye çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni duydum diyenlerin oranı 19.7 olurken, sözleşmeyi okuduğunu söyleyenlerin oranı %5.1'e çıkıyor. Kadına şiddeti önlüyor mu? İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlüyor mu sorusuna verilen cevap, sözleşmenin bilinmediğini ortaya koyan veriler içeriyor. Şiddeti önlüyor diyenlerin oranı %18.9 olurken, önlemiyor diyenlerin oranı %15.3 ile daha az kalıyor. %56.4'ü ise bu konuda bir fikrinin bulunmadığını belirtiyor. İlginç bir sonuçsa araştırmaya katılanların %13'ü İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddeti teşvik ettiğini savunuyor. Bunu neye göre söylüyorlar bilemiyorum ama %21.4'ü bu fikre katılmıyor. Muhteşem sonucumuz yani bilmiyorum ve fikrim yok diyenler %57.6 ile yine bir numara. Boşanmayı teşvik ediyor mu? araştırmaya katılanların %20.6'sı İstanbul Sözleşmesi'nin boşanmayı teşvik ettiği değerlendirmesine katılmıyor. Boşanmayı teşvik ediyor diyenlerin oranı %14.3'te kalırken %57.9 oranında ise fikrim yok yanıtı veriliyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmanın bam teli burası. Sözleşme aile yuvalarını dağıtıyor mu dağıtmıyor mu? Araştırmaya katılanların %13.5'i sözleşmenin aileyi tehdit ettiğini düşünüyor. %19.9'u ise bu düşünceye katılmıyor. Toplumun karpuz gibi ortadan ikiye bölündüğünü gösterecek çapta yüksek oranlar değil. %57.2 oranında fikrim yok yanıtını veriyor. Bıçak gibi keskin bir konu. İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların en zayıf, karşı çıkanların ise en güçlü yanını oluşturuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliği yaygınlaştırdığı yargısına katılanların oranı %13.9 olurken, katılmayanların oranı %20.2'ye ulaşıyor. Görüş bildirenlerin %58.7'si ise fikrinin olmadığını belirtiyor. Erkekler tarafından katledilen cinsel istismar başta olmak üzere her türlü kötü muameleye maruz kalan kadınların sorunu günümüzün en ciddi konularının başında geliyor. Diğer tarafta ise yıkılan yuvalar, İstanbul Sözleşmesi ele alındığında uygulamadan kaynaklanan sorunların da masaya yatırılması gerekiyor. Ama görünen bir gerçek var. Tüm kutsal dinlerce sapkınlık olarak tarif edilen eşcinsellik meşrulaştırılıyor, normalleştiriliyor ve yaygınlaştırılıyor. HDP'nin kadına şiddetle sınavı. HDP iki milletvekilinin kadına şiddet ve tecavüz olayıyla sarsılıyor. Hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenlenen Mardin milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti. Tuma Çelik'in DK isimli kadına tecavüz ettikten sonra tehdit ettiği öne sürülüyor. HDP'li bir başka milletvekili Mensur Işıksa öğretmen olan eşini dövüyor, yaralı kadının uzun süre hastaneye gitmesine engelliyor. Bu ne vahşet. HDP ışığı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Onurlu bir kadın olan HDP eş genel başkanı Pervin Bulda'nın utanç verici bu olaylardan rahatsız olduğundan eminim. HDP'li Hüda Kaya'nın tecavüze uğradığı iddia edilen kadının susması için devreye girdiği iddiasını yalanlaması yerinde bir tavır oldu. Kadına şiddetin, tecavüzün her türlü iğrenç saldırının partisi, etnik kökeni, mezhebi, dini yok. Bu tür iğrençliklerin ama fakat demeden karşısında dikilmek gerekiyor, o nedenle HDP'nin kadına şiddet konusunda vereceği sınavı dikkatle takip edeceğim. Muharrem İnce doğru olanı yapıyor. Muharrem zaman zaman eleştiriyorum ama doğrularını da destekliyorum. Muharrem İnce, davet edilirse Ayasofya'da namaza giderim dedi. Bunda eleştirilecek ne var? Muharrem İnce'nin CHP'liliğini kimse tartışamaz. Ayrıca Muharrem İnce sadece seçimden seçime cuma namazı kılan birisi değil. Meclis camiinde kaç defa yan yana cuma namazı kıldık. CHP'nin bir önceki genel başkanı Deniz Baykal da torunlarını alır bayram namazına giderdi. CHP'liler bu ülkede namaz kılmıyor mu, oruç tutmuyor mu? Anadolu'da cami yaptırma ve yaşatma derneklerinde görev alan CHP'liler var. CHP İstanbul'daki bir avuç marjinallerden ibaret değil. Hem ayrıca CHP CHP'nin din karşıtı olduğu algısı da ancak böyle kırılır, ezanın Arapça aslına çevrilmesine karşı çıkmadığı zaman CHP'nin başında İsmet Paşa vardı, CHP Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı çıkmamakla da çok akıllıca bir iş yaptı. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Ersin Ramoğlu, Gazeteci Kılıklı Amerikan Ajanları Amerika kendi politikalarını kabul ettirmek için Türkiye'de parayla gazeteci satın almış, Haber siteleri kurdurmuş, onları sürekli fonlamış. Anlaşanlı gazeteci tayfesi aldığı çil çil dolarlar karşılığında işi vatan hainliğine kadar vardırmış. Bunu ben değil, Amerika'nın ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı adlı raporunda söylüyor. Kimliklerini de isim isim açıklıyor. T24, Gazete Duvar, Medyaskop ve Biyanet gibi haber sitesi ve yazarları. Hep merak ederdim buralarda yazan ünlü isimler nasıl geçiniyor diye. Öyle ya bol paraya alışmışlardı. Meğer adamlara Amerika dolar yağdırıyor. Malum gazetecilerin yazdıklarını bir de bu gözle okuyun. Mesela T24. Burada yazanları biliyorsunuz. Müzmin reis düşmanı Hasan Cemal bakın ne yazmış. 19 yaşındaki askeri öğrenciye darbe yaptı diye bu müebbeti vermek hak mıdır? Demiş. Yani Hasan Cemal PKK gibi FETÖ'ye de sahip çıktı. Mehmet Yılmaz ise Bay Kemal'in Men Adası yalanını savunan bir masal anlatmış. Aynı sitede Şirin Payzın var, Murat Sabuncu da. Var oğlu var yani. Bir gazete duvar ve medyaskopta Amerika tarafından fonlanan haber siteleri. Medyaskopu bir zamanların kartalı Ruşen Çakır yönetiyor. Adamın zırvalamasının sebebi belli oldu. Bir aneti Ertuğrul Kürkçü ile Nadire Mater yönetiyor ve özgürüz diyorlar. Özgür falan değilsiniz. Sizler ümüğünüzden Amerika'ya bağlısınız. İşiniz, gücünüz raporda belirtildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında objektiflikten uzak düşmanca yazılar yazmak, haberler yapmak. Bunlar Amerikan politikalarını Türk halkına kabul ettirmek için tutulmuş leşkerlerdir. Ah bu para var ya bu para. Yamuklara neler yaptırmıyor ki? Ahlaksızın biri çektiği çıplak fotoğraflarla sevgilisine şantaj yaparsa ne olur? Kadın bir iki sabreder sonra adam ne isterse yapar. Cesurca soluğu savcılıkta alır. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye ne büyük bir açık verdi ki elinden kurtulamıyor. Adam kıpırdayamıyor, kuyruğu fena kaptırmış olmalı. Gülen'e karşı büyük bir gebeliği var. Fethullah Gülen'in çektiği bir kaset sayesinde CHP'nin başına geçti. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yaptı. Son örnek Gaziantep'ten geldi. CHP'li iki meclis üyesi PKK'lı çıktı. Bu iki hain HDP kontenjanından geldi. Daha neler çıkacak görürsünüz. Atatürkçüleri FETÖ zoruyla partiden attı, CHP'ye de FETÖ'cüleri doldurdu. Fethullah Gülen tak diyor, Bay Kemal şak diye emri yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun millet düşmanlarıyla bir araya gelmesini böyle okuyorum. FETÖ'nün yalanlarını meclis kürsüsünden seslendirmesine de böyle bakıyorum. Bilinçli olarak işi sulandırıyor. Bile bile yalan konuşuyor. Kemal 17-25 Aralık sivil darbe öncesi Amerika'da FETÖ ile buluştu. CHP Genel Merkezi'ndeki başkanlık odasında da FETÖ'nün üst düzey iki polis şefiyle konuştu. Hem de iki buçuk saat. Ne konuştular? Kanlı darbe gecesi FETÖ'nün asker giysili teröristleri halkı kurşunlarken, öldürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşine düşmüşken, Kılıçdaroğlu nasıl oldu da tankların arasından geçip gidebildi? 251 şehit binlerce gazimiz ortadayken Gülen ağzıyla kontrollü darbe lafını etti. Hala da Erdoğan FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır, o gece Marmaris'te saklandı diyor. Yaptığı vicdansızlık değil mi? Bu adama ne içirdiler? Kendini ombudsman ilan eden kıt beyinlinin biri de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı olarak reisi göstermesini yazmadı diye bizim mahallenin medyasına sataştı. Herif tam bir tezgah. Tayyip nefretiyle morfinlenmiş kitlenin hoşuna gidecek yazılarla beyin yıkıyor. Bay Kemal tescilli bir yalancıdır. Ödeyeceği tazminatlar trilyonları geçti. Bile bile hala yalan dediğine göre paraları Pensilvanya ödüyor olmalı. Bay Kemal FETÖ'nün borazanıdır kuyruğu fena kaptırmıştır, yakında suçu ucuzlar. Dolar karşılığı ajanlık yapanları Amerika açıkladı, onu da açıklar. Not, Halil Kadı ile yaptığımız söyleşiyi henüz bitiremedik. Ersin Ramoğlu, Sabah